Merhabalar, ben Eren Sandal. Fransa'nın ilk ve tek Türk radyosu Made in Turkey'de benim şarkımı dinliyorsunuz. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da söz verdiğimiz gibi Eren Sandal bizlere konuk oldu. Merhabalar Eren Sandal. Nasılsın? Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. İlk defa bizlere konuk oldun. Senin parçalarını da çaldık. Fakat seni birazcık daha yakından tanımamızı istiyoruz. Çünkü başka diğer sanatçıları da konuk ettik ama sen ilk defa konuk ediyorsun. Ben Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencisiyim aynı zamanda. 1986 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. Ajda Pekkan'la beraber başladık bu işe. Benim şarkımı, Sev Beni isimli şarkımı ilk Ajda Pekkan'la beraber söyledik. Son 9 güzel konserde birlikte şarkıyı söyledik. Ondan sonra ben bir single çıkarttım, Rüzgar isimli, slow bir şarkım. Ardından da şimdi 12 şarkılık albümümü çıkartabildim Yaşar Plak etiketiyle. Şu anda da radyolara servis ettik işte. Sizlerden de gelen tepkileri ben asıl merak ediyorum. Nasıl geliyor tepkiler? Harika, her şey yolunda. Amin parçanı çaldı. Gönlüme Göre adlı albümü de çaldı. Yani parçasını da çaldı. Her şey çok güzel. Ajda Pekkan'la ilgili o parçayı da çaldık. Sev Beni adlı parça. Çok kısa beğeni topladı senin parçan. Peki ben şuna gelmek istiyorum biraz. Ajda Pekkan'la düet yapmak nasıl bir duygu aslında? Vallahi çok güzel bir duygu. Yani şarkı söylemeyi öğrenebildiğin birisi, bir şarkıcı için özellikle çok güzel bir fırsat. Ben Allah'a şükrediyorum öyle bir insanla yolumu kesiştirdiği için. Çok güzeldi yani. Hakikaten o kesişme nasıl oldu? Birazcık daha detaylarına girebilir misin? Tabii ben DJ Burak Yeter'le beraber o Sev Beni isimli parçamın aranjesini yapmıştım. Sonrasında DMC'ye gönderdik şarkıyı ve DMC de çok beğendi ve bu şarkının düet olmasını istediler. Sonra Ajda Pekkan'a gönderildi şarkı. Sonra Ajda Pekkan'a gönderildi. Ajda Pekkan da şarkıyı çok beğenmiş. Hemen tekrar aranje edildi Ajda Pekkan'a uygun bir şekilde. Ardından düet yapıldı şarkı ve hemen konserlere başlandı. İlk konserimizi Yeditepe Üniversitesi'nde verdik. Büyük bir kalabalık vardı orada. Yani en az bir 10 bin kişi vardı izleyici. Onun akabinde 9 tane büyük konserde Ajda Hanım'a eşlik ettim. Güzel, çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çok keyifliydi. Peki büyük bir üstad o, müziğin duayeni o aslında Ajda Pekkan. Sana bazı tavsiyelerde bulundu mu? Hani bu senin geldiğin kulvar daha yeni çünkü. Açıkçası çok fazla bir tavsiyede bulunmadı. Çünkü bana çok güveniyor Ajda Hanım, sağ olsun. Sahnelerinde hep böyle benimle alakalı güzel şeyler söyler hala yerleşiktir zaman. Bu bir de kendi başınıza öğrenebileceğiniz bir yol. O yüzden de çok fazla insanın hayatınıza bu yönde müzikal anlamda karışması pek de doğru olmaz açıkçası. O yüzden Ajda Pekkan da orada bir kendini tuttu birazcık. Öyle düşünüyorum. Bir hani şunu şöyle yapmalısın, bunu böyle yapmalısın demedi. Zaten bana sahnede yapmam gereken şeyleri göstermişti. Peki ben de aslında böyle bir şey de var. Hani sen öte yandan öğrenciydin galiba. Bu aynı zamanda müziğe başladığın vakit. Öğrencilik yılların şu anda bitti mi? Okulu dondurdun mu yoksa? Yok hayır, devam ediyorum okula. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumu da bir yandan devam ettiriyorum. Bir yandan bu albümümle ilgili çalışmalarıma devam ediyorum konserlerimizde. Bir yandan da okulumuza devam ediyoruz. Yani bırak. Ama zor olmuyor mu mesela? Tabii ki zor oluyor ama sevdiğiniz bir şey yapıyorsanız zor olmuyor. Yani mesela sen şu anda birazcık da sunuculuk yapıyorsun ve sevdiğin bir şey yapıyorsundur eminim. Çünkü bu iş sevilmeden yapılacak bir iş değil. Doğru. Yani sana uzun saatler bir program yapılma teklif etseler sen de kabul edersin eminim. Çünkü sevdiğin bir iş sonuçta. Ve daha fazla saat orada bulunmak istersin diye düşünüyorum. Ben isterdim çünkü. O yüzden bunun da bir zorluğu yok. Bu keyif, güzel bir iş. Sevdiğin bir işi yapıyorsan bu her iş için geçerli. Onun bir zaten hayatın o iş olduğu zaman zorluğu da yoğunluğu da çok fazla gözüne batmıyor. Bir de şöyle bir şey de var aslında. Başta anne baba nasıl karşılık verdi? Yani tabii her anne baba evladının peşinden gider ve ona her türlü desteği verir. Ama biliyoruz ki müzik piyasası işte sallantılı bir dönemden geçiyor. Hele ki şu sıralar mesela. Hani dediler mi sana bu biraz zor bir meslek. Hani belki tutar belki tutmaz. Şöyle söyleyeyim, bu işte başarılı olabilmek için tabii ki öncelikle ailenizin desteğini almanız gerekiyor. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Başlangıçta hiç istemediler benim bu işi yapmam ama ben konservatuar sınavına gireceğim zaman bana çok destek oldular. Hani tamam madem bu kadar çok istiyorsun git dene şansın dediler ama kazanabileceğimi düşünmüyoruz dediler. Çünkü konservatuar sınavlarına bile hazırlanmak 2 sene, 3 sene isteyen bir şey. Çünkü zor bir sınav yapıyorlar. Ben 2 ay kala karar verdim konservatuara girmeyi. Ve 2 ay gibi bir kısa bir sürede kendime katabildiğim kadar şeyi katıp girdim ve birincilikle kazandım okulu. Ardından dediler ki tamam madem senin yeteneğin bu, yürümek istediğin yol bu. Biz senin arkandayız. Dilediğin gibi koş dediler bana. O şeyi verdiler, imkanı sundular. Ardından
Ben de onların verdiği desteğe karşılık elimden gelen her şeyi sonuna kadar yaptığımı inanıyorum ve yapmaya da devam ediyorum. Albüm sürecinde tabii ki çok korktular çünkü piyasa çok kaygan bir zemin, çok kolay düşebileceğiniz bir zemin. Ama aileniz ellerinizden tutuyorsa ve çevrenizde yapımcınız, menajeriniz elinizden tutuyorsa düşmeniz çok da kolay olmuyor açıkçası. O yüzden ben böyle insanlara sahip olduğum için, böyle bir aileye, böyle bir şirkete, böyle bir menajere sahip olduğum için çok mutluyum. Çok güvende hissediyorum kendimi. Ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz önümüzü göre göre adım. Gerçekten özellikle de Mine Ayman'a buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Basın danışmanın ve aynı zamanda menajerin oluyor değil mi Mine Ayman? Evet. Buradan ona da bunu organize ettiği için çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha ona. Ve şöyle bir şey var aslında, hani dedin ya ailen sana destek verdi, her zaman senin yanında. Bu çok güzel bir şey. Ve sen müzisyen olmak isteyen arkadaşlara ne söylemek istersin? Hani onlara nasıl destek vermek istersin mesela? Ben bu şeyini başlayacak insanlara söyleyebileceğim tek bir şey şu aslında ve en gerçek olan şey de bu. Hiç kimseyi dinlemeden sadece kendi içlerinden geçeni dinlesinler ve o yolda yürüsünler. Çünkü önce bu işe sizin inanmanız gerekiyor ki başkalarını inandırabilirsiniz. Önce siz inanın. Yavaş yavaş zaten çevrenizdeki insanlar da inanmaya başlayacaktır size. Ve yolunuzu kendiniz açacaksınız. Bir başkasının açmasını beklemeyeceksiniz. Ve sürekli üretim halinde olmanız gerekiyor. O yüzden ben müziğe gönül veren herkese çok teşekkür ederim. Çünkü müzik paylaştıkça güzelleşen bir şey. İnsanları birleştiren bir şey. O yüzden de çok fazla demoralize olmadan, üzülmeden, üzmeden güzel işler yapabilir herkes. Ben buna inanıyorum. Peki birçok sanatçıya sorduğum gibi ve sana da bu soruyu soracağım. Biliyorsun ki şu anda Fransa'nın ilk ve tek Türk radyosundasın ve Fransız müziği dinler misin? Vallahi dinlerim. Bir tane isim vardı ama adı gelmedi şimdi aklıma. Mesela Celine Dion dinleriz hepimiz. Gayet başarılı bir isim. Fiori, Christian Fiori'ydi sanırım ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Christian Fiori Patrick değil, diyorum. Patrick Pardon, Fiori pardon. herhalde. Patrick. Evet, Christian'ın pardon. Patrick. Çok güzel bir şey. Severim. Bir de Malade diye bir şarkı vardı. Onu kim söylüyordu acaba? Malad mı Hatta acaba? olabilir. İsmi ne söyledi yani kadın bayanın? Şu anda ben de hatırlamıyorum, eyvah. Malade diye bir Komple şarkıydı. tümüm malad. Öyle bir Evet. şarkı ama ismini hatırlamıyorum, eyvah. İsmi gelmedi aklıma şimdi. Çok eski bir Gayet şarkı bu iyi. ama. 90'lı galiba tam Olsun olarak. ama güzeldir. Yani güzel. Evet. Zaten müzik 90'larda ayrı bir güzeldi ya. Türkiye için de geçerli bu. Hani bütün Aynen. dünyada 90'lar çok güzeldi yani. Umarım gene aynı şeyi aşkı bulabilir herkes de o müzisyenler, besteciler tekrar yazabilir o güzel sözleri, o güzel müzikleri. Malade ne demek bu arada? Bilmiyorum Malat mesela hasta şu an. demek. Hasta Ne demek. demek hasta? Yani Ne diyor aslında mesela şarkı? o şarkıda bayan şunu anlatıyor. Aşkından hasta olduğunu anlatıyor aslında. Ha, güzel lafmış. Evet. Yani Fransızlardan da güzel müzik çıkabiliyor. Mesela örneğin şu sıralar çok güzel bir bayan piyasaya çıktı. Ki daha öncelerde de vardı ama birkaç sene baya bir güzel bir giriş yaptı. Zazı mesela, ki İstanbul'da da çok, Çeşme'de de çok konserler verdi. Zaza mı diyorsun? Evet. Çok iyidir onlar ya. Hakikaten çok güzel müzik yapıyorlar. Temiz müzik yapıyorlar yani. Onlar da. Bir gün mesela bir Fransız sanatçısıyla veya ne bileyim yurt dışından bir sanatçıyla düet yapmayı ister misin mesela? Tabii ki neden olmasın? Çok güzel olur. Ben Lara Fabian bu arada isim geldi şimdi aklıma. Aa evet, oui, exact. La Fabian. Ay nasıl unuttum ya. Eyvah, bir radyocu nasıl unutabilir? Vallahi. Lara Valla Fabian çok çok iyi bir fazla ses ya. dinlemediğim için, hani La Fabian çok benim tarzım değil ama yine de elimden geldiğince her tarz müziği dinliyorum. Çünkü biz radyocu arkadaşlar olarak sevmesek bile her tarz müziği dinlememiz gerekiyor. O Tabii yüzden. ki. Yani ileride umarım bir Fransa konserimiz falan olursa bekleriz sizi de yani. Orada görmek isterim sizi de. Seve Konuşmak isterim seve yüz her yüze. zaman destek veririz biz de sana, ki zaten açıkçası bu kadarını beklemiyordum ama bilmiyorum, belki haftaya Topon Lisesi'ne giriş yaparsın inşallah. İnşallah. O da sizin Biz de dediğinizde elimizden yani. geleni Birazcık. yapacağız. Tamam o zaman. Ben size güveniyorum o zaman. Mine Ayman'la haberleşiriz bu konu üzerinde, sen hiç merak etme. Son olarak şarkını bizim radyoda anons eder misin? Radyo Made in Turkey'de lütfen. Merhabalar, ben Eren Sandal. Fransa'nın ilk ve tek Türk radyosu Made in Turkey'de benim şarkımı dinliyorsunuz. Herkese selamlar. Bana zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Her şey çok güzeldi. Her şey için çok çok teşekkürler. Yani. Ümit ediyorum ki yapacaksın haftaya. Ben öyle diye düşünüyorum. Arkadaşlarla bakıyorduk da o yüzden. Peki tamamdır. İnşallah bekliyoruz o zaman sizden güzel haberler. Peki. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar sana. Hoşça kal. Çok Kendine teşekkür iyi bak. ederim. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. İyi yayınlar diliyorum.